Yeni Sanayi Odası sunar. Atatürk ve Kocaeli. İzmit, Türkiye'nin en kıymetli ve en mühim bölgelerinden birisidir çok mühendir. Çok güzel bir koyun sahilinde kurulmuştur. Etraf ve havalisi cennet gibidir. Verimlidir, bereketlidir, kaynakları zengindir. İzmit'e hakim olan bir noktada ziyaretçilerini karşılar Kasr-ı Hümayun. Bu gösterişli yapı aslında bir av köşkü olarak inşa edilmiştir. İlk Köşk 4. Murat döneminde ahşap olarak inşa edilir. Ama sonraki yıllarda deprem, yangın gibi afetler neticesinde zarar gören köşk tekrardan yapılmıştır. Son halini Sultan Abdülaziz döneminde alan bu köşk, Osmanlı'nın son dönemlerine şahitlik etmekle kalmamıştır. Aynı zamanda Cumhuriyetin ilk kuruluş fikri de bu köşkle dile getirilmiştir. Yarım asra aşan hayatında Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu Kocaeli İzmit'ten 52 kez geçmiştir. Atatürk'ün 5. kez İzmit'e yolu düştüğünde bu ülkenin kaderi toptan değişmişti. Büyük zaferin kazanılmasından sonra 16 Ocak 1923'te Kocaeli'ye gelen Atatürk İzmit'teki kasr Hümayun'da bir basın toplantısı düzenledi. Atatürk'ün 35 gün süren yurt gezisinin ilk parçası olan İzmit basın toplantısı, cumhuriyetin ilan edileceğinin ilk müjdesini vermesi açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin İstanbul temsilcisi Doktor Adnan Adıvar ve eşi Halide Edip Adıvar aracılığıyla İstanbul kökenli gazetelerin yazarları İzmir'e davet edilmiştir. Basın toplantısına katılan gazeteciler arasında Vakit yazarı Ahmet Emin Yalman, Tevhidi Efkar baş yazarı Velid Ebu Ziya, İleri baş yazarı Supi Nuri İleri, İktam yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanin yazarı İsmail Müştak Mayokan, Akşam yazarı Falih Rıfkı Atay ve Yeni Gün baş yazarı Yunus Nadi Abaloğlu da vardır. Kasr-ı Hümayun'un alt katındaki büyük salonda saat 21.30'da başlayan ve yaklaşık 6 saat süren toplantıda Atatürk, gazetecilerden aldığı sorulara göre konuşacağı konu başlıklarını belirlemiştir. Toplantıda Misaki Milli'ye göre Batı Trakya'nın konumu, Barış ve Lozan Konferansı, hükümet merkezinin neresi olacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç yapısı ve işleyişi, Kadınların milletvekili olup olamayacakları, nüfus ve göç sorunlarıyla Türk dış politikası gibi konuların üzerinde durulmuştur. 2007 yılında restore edilerek ziyarete açılan köşk, bu tarihi günü unutturmamak için yeniden düzenlenmiştir. Köşkte Atatürk'ün Savarona gemisinde kullandığı sehpa ve telefonu, abajuru, deriden yapılmış dinlenme koltuğu, satranç masası gibi eşyaları yer almaktadır. Ayrıca Atatürk'ün ilk basın toplantısının yapıldığı basın mensuplarının isimlerinin bulunduğu temsili toplantı masası da müzede bulunmaktadır. Atatürk'ün Kocaeli'deki izleri bununla sınırlı değildir. Kasr-ı çok yakınında bulunan Atatürk ve Redif Müzesi de Atatürk'ün birçok eşyasını bünyesinde barındırmaktadır. Redif, Osmanlı İmparatorluğunda askerlik görevini yerine getirdikten sonra yedeğe ayrılan er anlamına gelmektedir. Redif Teşkilatı'nın birinci merkezi İzmit'tir. 2012 yılından beri Atatürk ve Redif Müzesi olarak faaliyet gösteren İzmit Redif Dairesi ilk olarak Sultan Abdülaziz döneminde Kasr-ı Hümayun'la birlikte yaptırılmıştır. Bu müzede Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona yatında kullandığı eşyalar, Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğrafları, Atatürk'ün 1922 yılında İzmit'le ilgili söylediği sözlerin aktarılmış olduğu pano dışında askeri merasim ürünleri, silahlar, kılıçlar, gümüş ve kıyafet gibi eserler ziyaretçileri beklemektedir. Kocaeli'nin Atatürk'ün hayatındaki bir başka önemi de onun yaşarken yapılan 45 heykelinden birine ev sahipliği yapmasıdır. Nijat Sirel tarafından 1933 yılında yapılan ve Kocaeli'de inşa edilen ilk heykel olan Atatürk Anıtı, Cumhuriyetimizin 10. yıl dönümünde Kocaeli vilayetinin ve İzmitlilerin gayretleriyle yapılmış, İzmit'in en güzel noktası olan Saat Kulesi ve Saray civarında bir tören alanı yapılarak bugünkü yerine yerleştirilmiştir. İstanbul-Ankara arasında trenle seyahatleri esnasında bu anıtı gören Atatürk, bundan memnun olmuş, ve İzmit halkına teşekkür etmiştir. Atatürk'ün yolu daha sonra da defalarca İzmit'ten geçmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk son yolculuğuna da İzmit'ten uğurlanmıştır. 10 Kasım 1938'de sabah saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda vefat eden Atatürk'ün aziz naaşı 19 Kasım 1938'e kadar Dolmabahçe Sarayı'nda katafalkta kalmıştır. 19 Kasım sabahı 8.10'da cenaze namazı kılındıktan sonra naaş Haydarpaşa önünde demirli bulunan Yavuz gemisindeki katafalka yerleştirilmiştir. Yavuz'da yola çıkan Atatürk'ün naaşı onu Ankara'daki ebedi istirahat yağına götürecek özel bir trenin beklediği İzmit'e götürülür. İzmitliler ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı tabutu gözyaşlarıyla karşılarlar ve aynı gün saat 22'de Atatürk'ü İzmit Karı'ndan Ankara'ya son yolculuğuna uğurlarlar. Atatürk'ün hayatında önemli bir yer tutan kadim şehir Kocaeli, şanlı tarihimiz açısından birçok önemli olaya şahitlik etmiştir. Belki de Cumhuriyet tarihindeki en önemli gelişmelerden biri olan İzmit basın toplantısı bunların başında gelmektedir. Atatürk'ün ileride kuracağı sarsılmaz devletin temellerinin atıldığı bu tarihi gün, şimdilerde basın onur günü olarak kutlanmaktadır. Kocaeli Sanayi Odası sundu.